Çocuklara ben bir şey öğretmiyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum. Çok doğru. Ve onlarla temas halinde olmak gerçekten bir gençlik aşısı. Çok çok fazla şey katıyor hayatımıza. Ben konservatuvar tiyatro öncesinde, okul öncesi öğretmenliği bitirdim. Çocuklar ve gençlerle çalışıyorum. Yüksek lisansımı çocuk tiyatrosu üzerine yaptım. Bu da çok büyük bir katkı oldu. Çocuk tiyatrosu ve gençlik tiyatrosu adına çalışmalar yürütüyorum. Yurt dışına. Sonra da Masallar Deryası'na evrildi süreç. Fakat şunu gözlemledim ki aslında çocuk tiyatrosu, genç, yetişkin diye bir ayrım bence yokmuş. Çünkü seyirci diye bir gerçek var. Bunu hep söylüyorum. Diyorum ki 5 yaşında bir çocukla 50 yaşında bir seyircinin tek farkı tecrübe. Onun da kalbi kırılıyor. O da aşık oluyor. Yaptığımız çok önemli. Peki şarkılarda da, yani sanatta da, yaklaşımımızda birazcık olsun nasılın içini doldurmamız gerekiyor. Çünkü artık günümüz çocukları X, Y, Z kuşağı. Bildiğimiz gibi öyle hani çok kolay kandırılabilen çok değiller. Biraz o ciddiyetle ele almak gerektiğini düşünüyorum. Eğitim olarak da yaratıcı drama çalışmaları ya da tiyatro çalışmaları yapıyorum. Ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocukların gelişiminde kendilerini ifade etmeleri açısından bir herhangi bir duruma baş etmek için mış gibilik içinde oyun oynayarak onun provasını yapıyor olmaları onların gerçek hayattaki karşılaştıkları şeylerle baş etmelerine çok büyük katkı sağlıyor. O, yani bu çok bitecek güzel. Ve biz böyle tekrar eski kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Artık hayatımıza başka algılar ve başka farkındalıklar girdi. O yüzden bunlara sahip çıkarak, umudu elden bırakmadan, sofralarımızı arttırarak, omuz omuza durarak, üretme odaklı, bazen de durup sadece tavana bakmak belki de. Böyle eyvah o filmi izlemedim, bu diziyi kaçırdım, bundan da eksik kaldım, yogaya mı başlamalıydım, ekmek mi yapmalıydım gibi kaygıları kenara bırakmak ve kendimize bu fırsatı, yani olumluya çevirmek, fırsata çevirmek, fırsat eğitimi yaratmak. Çünkü herkes şu an bilgiyi paylaşıyor müthiş derecede. Herkes açık kütüphane gibi online eğitimler veriyor. Eksik kalan şeyleri biriktiriyoruz, topluyoruz, bölüyoruz. Hafızamızdan tekrar geçiriyoruz. Anılara tutunuyoruz. İyi ki gezmişiz, iyi ki yolculuk yapmışız diyoruz. Evet, evet. Bunları çoklamak gerektiğini düşünüyorum.